Peki başkanım, şimdi başkanım dedim çünkü şunu sormak istiyorum size. Siz kendinizi nasıl bir başkan olarak tanımlarsınız? Bu arada benim şahsi yorumum, gençlere gerçekten çok önem veriyorsunuz. Gerek sosyal medya olsun, gerek haberler olsun. Sürekli gençlerle ilgili bir projeleriniz var. Gençlere başkanım dedirtmiyorum. Onlar deniz abi diyorlar. Baştan öyle başladık, öyle devam ediyor. O da güzel. Kendilerini bizimle rahat hissediyor olmaları lazım. Bize rahat ulaşabiliyor olmaları lazım. Bize rahat ulaşırlarsa sorunlar büyümez. Kafalarındaki o küçük şeyler bazen büyür çocukların. Mesela çocukların sokakta bir korkusu vardır mesela küçükken. Siz de yaşamışsınızdır. İlk dışarıya çıktınız kendi başınıza bir bakkala markete gidiyorsunuz. Ya önünüze bir köpek çıkarsa ne olur diye bir korkunuz varsa hep bu kalır aklınıza gider. Okula gittiniz ilk Travma. karşılaşmanız nasıl oldu? Orada akran zorbalığı var mı? O travma. Hayatımızda travmalar büyüyünce bizi etki ediyor. Ben çocukların travmasız şehirden yararlanarak büyümelerini sağlamaya çalışıyorum aslında. Travma çok kötü bir şey ve bunu kendileri söylemediği sürece de tedavi edemezsiniz gelecekte büyüdüğünde de. O yüzden kapalı yerden korkmalar, asansörden korkmalar, karanlık lokmalardan korkmalardan hepsinin altında küçükken yaşadıkları travmalar vardır. Şehircilikte de aslında kör noktalar, çıkmaz sokaklar hep kötülük üretir algısı vardır. Biz bunları yok etmemiz lazım. Fiziki olarak bunları yapabiliriz. Yani ben ancak fiziki olarak yapabilirim çocuklara. Daha modern bir ortamı, daha şeffaf bir alanı onlara oluşturmaya Güvenli çalışırım. alanı Güvenli, sağlarsınız. parklardan rahat yararlanabilmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmaya gayret edebiliriz. En azından bu bölümdeki travmaları atmaya çalışırız. Diğer sosyolojik travmalarını tıp ben çözebilirim ama fiziken şehirde yaşadığı travmaların birazcık da sorumlusu biz oluyoruz. Kesinlikle.